Üçüncü bölümden devam ediyoruz arkadaşlar. Az önce yanlış bir hareket yaptım. Estok'ta Dexterity abanmam gerektiği halde Strength abandım. Level'ımızı arttırdık. 13. level olduk. Estok'u da daha iyi kullanabiliyoruz şu anda. Bu bölümde Undead Burg'u bitiririz herhalde. Bunlara bir tane vursanız... Ya normalde bunu baitlemek için taktiktir bu. Bir tane vurduğunuzda seri size geri atış yapar. O atıştan açıklık yakalayarak vurabilirsiniz. Ya da arkasına geçip backstep atabilirsiniz. Bu mızraklı ve kalkanlı olan düşmanlar en gıcıkları. En fazla uğraştıranlar onlar. Wooden Shield o kadar iyi bir shield değil arkadaşlar. Hemen göstereyim. Crack Round 3'ü de zaten geçin. O hiçbir işe yaramaz. Bir dakika, böyle değil. Şuradan bakacağız. Ah, şimdi physical bakarsanız 93. Magic'ten, Lightning'den biraz daha iyi koruyor ama yani normalde o kadar işinize yaramaz. Bir de şeyi çok iyi. Ağırlığı düşük. O işe yarayabilir. Weightmate'i daha ilerleyen bölümlerde anlatırız arkadaşlar. Şu an hiç gereği yok. O işlere girmeyelim. Ama roll hızınızı falan değiştiriyor. Bakayım, şey aslında resistance arttırmak işinize yarayabilir ya. Resistance mıydı? Bir tane şey etkiliyordu o equipment şeyini ama endurance etkiliyordu sanki ya. Endurance her türlü iyi yani. Bu adamdan alacağımız bir şey var mıydı? Şu residence key'i alabiliyorsunuz ama yanlış hatırlamıyorsam Master Key açıyor. O yüzden bu Resonance Key'e hiçbir ihtiyacınız kalmıyor Master Key kullandığınız zaman. Şu Bottomless Box'u ve Repair Box'u ilerledikçe almaya bakın arkadaşlar. Geri kalan burada çok önemli bir şey yok. Rapier belki düşünülebilir ama bizim Estok'umuz var zaten. O da Rapier de Estok'a benzer bir silah. Onun dışında burada öyle aman aman alacağınız güzel bir silah bence yok. Şu chain helm falan zaten geçin. Hiçbir şey yaramaz, boş verin. İsterseniz bütün oyunu bu armorla bitirebilirsiniz. Şimdi buraya geldiğinizde sol taraftan iki tane baltalı adam saldıracak. Pardon. Ortada iki tane baltalı var. Soldan da bir tane kalkanlı ve kılıçlı giriyor. Bakın nasıl kesiyorum. Yavaş yavaş. Sakin sakin. Şurada solda bir tane adam var. Oyun şey açısından çok iyi. Yani o kadar net öğreniyorsunuz ki hangi adam nerede duruyor öğreniyorsunuz birkaç kez oynadıktan sonra. Size tavsiyem de bu olur. Bu adamların yerini öğrenene kadar bu bölümü tekrar tekrar oynayın. Taurus Demon'a geldiniz ya, girmeyin abi. Geri dönün. Bonfire'dan tekrar oynayın. Soul biriktirin. 2-3 level daha atlayın. Ondan sonra gelin Taurus Demon'a.
Hem oyundan alacağınız keyif artacak. Çünkü daha yükselecek level'ınız. Daha rahat yenebileceksiniz Taurus Demon'u. Hem oynadıkça şeyiniz iyileşecek. Mesela bakın, ben şu anda yine belli bir bilgim olduğu için rahat rahat oynuyorum. Farkındaysanız öyle çok fazla hasar almadan gelebiliyorum bazı noktalara. Siz bu kadar iyi olmayacaksınız ilk başlarda. Çok fazla hasar alacaksınız. Çok fazla Estus kullanmanız gerekecek. Estus'unuz bitecek. Yeniden dönmek isteyeceksiniz. Ama işte pratikle ve düşmanların yerini öğrendikçe bu şeyden biraz kurtulacaksınız. Öğrenmeye başlayacaksınız artık. Şu yukarıda bir tane okçu var. Onu öldüreceğiz. Sonra başınıza bela oluyor. Bakalım. Şurayı Master Key açıyordu diye hatırlıyorum. Deneyeceğiz. Evet. Residence Key kullanacağınız kapı buydu arkadaşlar. Hiç gerek yok. Master Key'i aldıysanız oyunun başında direkt onunla açabiliyorsunuz. Şu çok önemli. Taurus Demon'a karşı mutlaka kullanmanızı tavsiye ederim. 3 tane hakkınız var. İyi harcayın. Onu da göstereceğim biraz Taurus'dan Taurus Demon'a girdiğimde. Bakın. Staminam azaldı, hemen geri kaçıyorum. Neyse, bir tanesi öldü en azından. Arkadaki çok önemlidir. Spear'lı zaten, onlar daha pasif oluyorlar. Siz öbürleriyle uğraşırken gelip size kolay kolay saldırmaz. Çok yavaş hareket ediyorlar. Daha defansif oynar bunlar. Sinirinizi bozar. Ah bak. Böyle baitleyip arkasına geçmeniz en hızlı öldürme taktiğidir bunları. Gereğinden fazla da yakıyorum. Arkadaşlar aşağı inmenizi tavsiye etmem. Bu Black Knight sizi aşar şu an için. Birkaç level atlayıp ondan sonra döneceğiz. Bakın şurada bir tane barrel var. Aşağı doğru yuvarlanmayı bekliyor. O yüzden oraya girdiğimiz gibi hemen geri döneceğiz. Tamam. Yine burayı Master Key ile açabilirsiniz. Açtığınız zaman aşağıda Havel var. Havel da sizi şu anda aşar. Bu level'da girmiyoruz. En az bir 20-25 level olalım. Ondan sonra Black Knight'a da dalacağız. Havel'a da dalacağız. Şu an ikisine de dalmıyoruz arkadaşlar. Benim size tavsiyem şunu yapın. Bakın ben bir kez göstereceğim. Ondan sonra da Taurus Demon'a gireceğim ama siz bunu 3-4 defa, 4-5 defa ne kadar şey yaparsanız, kendinizi ne kadar rahat hissedecek seviyeye gelirseniz o zamana kadar yapmaya devam edin. Geri dönüyorum bakın az önceki temizlediğim yere. Ha şey vardı, pardon ya. Gitmediğimiz bir yerler var arkadaşlar. Onu unuttum ben. Onu yapalım bir önce. Bakın şurada yukarı çıkacak yer var. Şuraya inmemiz lazım bizim. Oraya da nereden iniyoruz? Şuradan iniyor olmamız lazım. Aynen. Aynen. Şeye gitmeyi unuttum ben. Buradan şu adamla konuştuk. Ondan sonra şuradan gitmeyi unuttuk. Oraya bir gidelim. Çünkü burada da alacağımız itemler var. Bakın burası biraz sıkıntılı. Az önce gördük yukarıdan, fark ettiyseniz. Trovic knife'larımız burada. Az önce atlayamadığımız yer hatırlarsanız, "Aa, buradan mı atlanıyordu?" diye düşündüm. Sonra hayır dedim. Buradan zıplayabiliriz rahatlıkla.
Şuradan yukarı çıkacağız. Burada biri var mıydı? Vardı galiba ya şurada. Ha yokmuş. Buradan da crossbow mu alıyorduk? Aynen. Crossbow'umuzu da aldık. Tamam. Çok da önemli bir item değil yani. Çok da işinize yarayacak bir şey değil ama olsun, elinizde bulunsun. Aşağıda biri gelmeye çalışıyor. Ama gelemiyor çünkü oradan geçiş yok. Dikkatli olmazsanız en dandik düşman bile Dark Souls'da sizi çok rahatlıkla öldürebilir. Az önce 4 kişinin gengine nasıl düştüğümü siz kendi gözlerinizde gördünüz. Ben bu oyunu, yani bu oyunu çok bitirmedim. Hatta Gwyn'i hiç yenmemiş olabilirim. Yenebilecek durumdayım şu anda da. DLC'sini daha oynayamadım oyunun. O yüzden yenmek istemedim Gwyn'i. Ama yani bitirdim sayılabilirsiniz bu oyunu. Esas ama benim bitirdiğim oyun şeydir. Bloodborne ve Dark Souls 3. Onları daha çok oynadım. Ama her şeyi başlatan oyun bu diyebiliriz. Demon's Souls da bu kafada da aslında. O kadar şey değil, meşhur olmadı. PS3 ekskluzivi olarak kaldı. Ha şimdi bu alanı da bitirdikten sonra bakın ne yapacağım. Bug arkadaşlar. Buna takılmayın. Şunu da kullanalım. Dexterity arttıracağım. Ne yapacağım? Ama çok da bir şey... Aaa, Leo yaptım yanlışlıkla. Bir tane arttırabiliyoruz sopu topu. Önemli değil. Bakın. Oturduğumda bütün canavarlar yeniden canlandı. Düşmanlar. Bunu her yaptığınızda hem statleriniz yavaş yavaş artacak. Bu birinci yararı. Hem de düşmanların yerleşimini öğreneceksiniz. Ve bu haritayı yavaş yavaş öğrenmeye başlayacaksınız. Bu haritayı öğrenmeye başladıktan sonra da zaten hani en önemli şey ne? Hiç Estus yemeden boss'a girebilmek arkadaşlar. Full 10 Estus'la ben boss'a girmek istiyorum. Benim bunu nasıl yapmam lazım? Pratik yaparak. Bakın ben de biraz hamlamışım şu anda. Dayak yiyebiliyorum adamlardan. Bir de bazen daha hızlı hareket etme isteğim oluyor. Ondan olabiliyor. Bu adamlarla 3 defa, 4 defa öğrenene kadar kapışın. Hiç problem değil. Backstep yapmayı öğrenin. Parry yapmayı öğrenebilirsiniz. Bakın, parry de yapayım bir tane. Yapamadım. Unutmuşuz. Çok geç. Bunlar parry için çok iyi adamlar değil. Çok yavaş sallıyorlar ya, bunlara çok alışık değilim. Baldur Knight'larda yapıyorum ben parry'leri genelde. Çünkü bunlarda parry yapmanıza ihtiyaç olmuyor. Çok yavaş olduğu için tam ne zaman vuracağını anlayamıyorsunuz kılıcı. Ondan bunlar da peri konusunda çok iyi diyelim. Tavsiye etmiyorum bunlara peri yapmaya çalışmanızı. Ama backstab yapabilirsiniz bunların hepsine. Bakın şuna backstab yapmaya çalışalım. Arkasında durup R1'e basacaksınız. Başka bir olayı yok ama tam arkasını ayarlayamazsanız normal atak yapıyor. 180 derece tam arkasında olmanız lazım. Bakın Estus içmeye çalıştı. O sırada avladım. Bunların özellikle atak yapması çok önemli dediğim gibi, çünkü sürekli dönüyorlar ediyorlar ve sürekli gardlarını yukarıda tutuyorlar, sizi rahatsız edebilir bu. Bunlar biraz can sıkabiliyor. Mızraklı olanlar. Ve şöyle bir şey asla unutmayın arkadaşlar. Az önce rol yapmıştı ya, bir tane barrel vardı orada. Artık yok.
Yani onu bir kez yedikten sonra ondan kurtulabiliyoruz. O alevli şeyden, varilden kurtulduk. Bir kez oluyor o. Tekrar etmiyor. Şimdi Taurus Dimine gireceğim. Taurus Dimine girmeden önce şey yapacağım şuraya. Gold Pine resinimizi alalım. Arkadaşlar, sizin bu seviyede girmenizi tavsiye etmem. 20'yi geçmenize gerek yok. 20 level'a falan gelirseniz çok ideal olur. Ama çok sıkılırsanız da 17-18'de bırakın girin. Yani o biraz sizin şeyinize, kendinize ne kadar güveninize bağlı. Girdikten sonra önce yukarı çıkıyoruz. Neden? Çünkü burada iki tane crossbowlu adam var. Bunları öldürmezseniz Taurus Dune'un savaşı sırasında size zindan ediyorlar. Oradan arkadan vurmaya devam ediyorlar. Bunları almanız şart. Savaşa girmeden önce. Bir de şöyle bir güzelliği var arkadaşlar, sürekli şey yapmanın. Sürekli farm yapmanın. Eğer o bölgenin bossunu henüz öldürmediyseniz bir noktadan sonra aynı normal mobları öldürmeye devam ederken durduk yerde soft humanity kazanıyorsunuz. Bakın şu anda benim soft humanity'm 0'dan 2'ye çıktı. Sırf etrafta birkaç farm yaptığım için. 2 tur farm yaptığımda bir anda benim humanity'm 0'dan 2'ye çıktı. Ya böylelikle de humanity kaybediyorsanız eğer farm yapmaya devam edebilirsiniz orada boss'a girmeden önce. Şimdi Gold Pine resinimi aşağı tuşuyla değiştirebiliyorum. Şu an ilk başta yapmayacağım onu. Estus'umu bir tane içeyim. 8 Estus'la bence bu adamı rahat yeneriz. Şuradan gelecek. Akın. Normal vurdum, 30 götürdü. Gold Pine resin'i taktım şimdi kılıcıma. Aynı şeyi vuracağım. 134 götürdü. Gördünüz mü? Çok önemli bu. Resistance Key'i almanızı tavsiye etmem çünkü Master Key'iniz yeterli olacaktır. O yüzden Master Key'i alın dedim size oyunun başında. Master Key'iniz yoksa 1000 ruh vereceksiniz. Onu almak için. Resistance Key'i mutlaka alın. Ve 3 tane şansınız var bu adamı yenmek için. Üçüncü de yenemezseniz yeni karakter açın yani, ne diyeyim. Gold Pine Resin'iniz 3 tane var. Olayı çok kolaylaştırıyor. Direkt bunun için konulmuş durumda. Alın. Şey yapın. Electrocute edin Taurus Demon'ı. Kurtulun, bitsin gitsin. Bu açılmıyordu. Burada Solar of Astora var. Onunla bir konuşabilirsiniz. İyi adamdır. Oyunun lore'uyla şu an ilgilenmiyoruz. Bu bize bir şey veriyordu. Ne veriyordu? Sunlight Medal mı veriyordu? Konuşalım. Ha, White Sands of Stone. Bu arkadaşlar şey için. Başka insanların dünyalarına kooperatif şeklinde girmek için. Bilmiyorsanız eğer oyunu, özellikle oyunu bilen arkadaşlarınızdan boss savaşlarında falan yardım isteyebiliyorsunuz. Onu da hemen göstereyim hatta, hazır madem böyle bir şeyimiz var. Bakın şu. Niye kullanamıyorum? Burada bir sıkıntı var ya. Ya hatırlayamadım şu anda nasıl olduğunu, işlediğini. Arkadaşlar hızlıca gidiyorsunuz sağ tarafa. Şu sağa gireceksiniz. Koş 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 koş. Az önceki dragonumuz geldi çünkü. Sprint atın bunu yapmak için. Gördüğünüz üzere canım gitti baya. Şimdi burası daha önemli. Şuradaki kapıyı görüyorsunuz ya, aşağı indik. Şuradan bir
açıklık var. Bakın şurada ne diyor? Kick ladder diyor. Vurduk abi ladder'a. İndik aşağı. Yuvarlığa basarak böyle hızlıca kayarak inebilirsiniz bu arada. Unutmayın. Basılı tutacaksınız yuvarlığa. Başka ya alacağım bir şey yok herhalde. Soğulum yok başka. Reset bonfire diyor. Ya niye leave yaptım? Burası az önceki yer arkadaşlar farkındaysanız. Dexterity'mizi arttıralım. Endurance falan da arttırabiliriz yakın zamanda. Şimdi Taurus Demon'da yendiğinizi varsayıyorum. 3 tane hakkınız vardı. Ondan birinde yenmiş olmanız lazım. Gold Pine Resin nerede satılıyordu ya? Acaba bir şey satıyor muydu? Şu aşağıdaki pislik adam. Merchant var ya bir tane. Hemen hızlıca bakacağım. Ama satmıyor diye hatırlıyorum ya. Onu nereden alabilirsiniz ki eğer tükenirse? Muhtemelen tükenirse yapacak pek bir şey yok. Yok yok o satmıyordu emindim. Boş verin. Ona bakar söylerim daha sonra. O description'a yazarım Gold Pine Resin'i almanın yolu varsa. Yok diye hatırlıyorum çünkü şey yani Taurus Demon'ı yenemediyseniz başka Gold Pine Resin'in noktası yok oyunda alabileceğiniz. Mutlaka onu geçmeniz gerekiyor. 3 tane hakkınız var yani arkadaşlar. Dikkatli kullanın. İstiyorsanız birkaç savaşınızda Gold Pine Resin kullanmadan yenmeye çalışın. Önce bir öğrenin adamı. Öğrendikten sonra, iyice öğrendikten sonra, kendinize güvendikten sonra kullanırsınız. Bu çok sıkıntılı bir tip. Ha buna parry yapabilir sanki ya. Güzel. Parry yapmak için parry tuşumuz bu arada arkadaşlar L2. L1 şu şekilde tutar kalkanı. L2'ye bastığımızda da parry tuşumuz bakın şöyle bir hareket yapar. Sadece shield'larda tabii ki bu geçerli. Shield yerine başka bir şey koyarsanız mesela bakın onu da göstereyim. Her şeyi gösteriyoruz artık valla. L1'e bastığımda ne yapıyor? Aa bununla da şey yapıyor. L2'ye başladığımızda da atak yapıyor. Two-handed savaşmak istiyorsanız arkadaşlar bu bir yöntem. Ha, two-handed demişken ben niye bu kadar şey sıkıntı yaşadım hatırladım. Ben two-handed saldırmayı unutuyorum. Bakın two-handed kullanabilirsiniz silah arkadaşlar. Gücü artacaktır. Üçgen ne hatırlarsanız. İlk bölümde bahsetmiştim ama yine de şey yapalım. Buradan nereden gidiyorduk? Şuradan. Perish'e geldik. Ama şurayı açmamız lazım. Burayı açmak için de yanılmıyorsam şuradan gitmemizin bir yolu var. Bunu abuse edebilirsiniz arkadaşlar bu arada. Şöyle bakın göstereyim. Şu aşağısı bonfire ya. Bonfire'a iniyorsunuz. Tüm canavarlar yeniden resetleniyor. Ondan sonra yukarı çıkıyorsunuz. Tamam mı?
Şuraya geldiğinizde adam yeniden alevini atıyor. Yine tüm canavarlar ölüyor. 500 sol geliyor direkt sağ altta. Tekrar tekrar ede ede burada biraz şey yapabilirsiniz. Level kasabilirsiniz. Ama çok fazla da uğraşmaya değmez. Ben size söyleyeyim. Çok tavsiye etmem. Bu dragonun kuyruğunu kopartırsanız Drake Sword geliyor. Oyunun başlangıcı için fena bir silah değil ama ben uğraşmak istemem açıkçası. Şuna öbürüydü pardon ya Claymore. Neyse. Şunu açıyoruz arkadaşlar hemen. Şunu alıyoruz. Claymore oyunun başlangıcı için gayet iyi bir silahtır. Unutmayın. Tavsiye ederim kullanmanızı. İsterseniz biraz da Claymore'la oynayayım hatta. Bunlarla çok uğraşmayın. Gerekiyorsa rest edin. Resetlensin durumları. Aha niye olmadı? Çünkü o dragon yeniden gelebiliyor. Hiç uğraşmaya değmez. Level atlayabiliyor muyum? Önce Claymore'un statlarına bir bakayım. 16'ya 10'du diye hatırlıyorum ama. Sufficient Strength diyor bakın. Neymiş özelliği? 16'ya 10 aynen. Strength'e bir tane daha level verelim. Veremiyoruz çünkü 2000 istiyor. Şöyle kullanabilirsiniz arkadaşlar. 16 Strength'iniz olmasa bile. Two-handed yaptığınızda silahları. Ne kadar strength'iniz varsa onun iki katını elde ediyorsunuz. Yani benim şu an strength'im kaç gibi bunun kullanım açısından? Benim strength'im 15 ya, 30 oldu şu anda. Yani two-handed kullanabilirim ben bu silahı. Hiçbir sıkıntı yok two-handed kullanmamda. Ama one-handed kullan... Vay, yanlış tuşa bastım. One-handed kullanmaya çalışırsam bakın zaten sol altta ne var? Bir tane çarpı işareti var. Çünkü şu anda skill'im yeterli değil bu silahı kullanmak için. O yüzden kullanamıyor. Ama two-handed'a geçtiğimde kullanabiliyorum. Bayağı hızlı bir şekilde harcamak için ideal silahlardan biridir. İlk oyununuzda ya Estoc kullanın ya Claymore kullanın derim ben. Bu ikisi hangisiyle daha rahat hissedecekseniz. Bu ikisi oyunuma başlayanlar için gayet iyidir. Ama farkındaysanız bakın rolüm yavaşladı. Şimdi bir de ona geldik. Bakın daha hızlı rol yapıyorum Estoc'la. O da neye etkiliyor biliyor musunuz? Onu da göstereceğim birazdan. Bakın statlarda Equip Load diye bir şey var. Ortada HP, Stamina, hemen altında Equip Load var. 13.9 taksim 56. Şimdi benim 56'ya kadar Equip Load'um var. Eğer 56'nın üzerine çıkarsam zaten hareket edemiyor. Böyle koşmaya çalıştığında normal yürüyor. O kadar zorlanıyor. Şu an onu gösterebileceğim kadar ağır bir zırhım olmadığı için gösteremiyorum. Her bir şeyinizin üzerinizdeki zırhın equiplerini ne kadar etkilediğini görebilirsiniz. Mesela bu Estoc 3 kilo ağırlığında. Kilo diyelim. 6 kilo ağırlığına geldiği için mesela Claymore biraz daha ağır. Benim rolümü yavaşlatıyor. Daha zor rol atıyorum farkındaysanız. Hem staminası artıyor. Dur bir dakika staminası artıyor mu? Artıyor olması lazım. Yok stamina daha aynı seviyede alıyor ama fark ettiyseniz frame'leri yavaşladı. Şeyde daha rahat rol yapıyorum. Şimdi bunları çıkartırsam eğer daha da rahatlayacağım. Mesela Claymore'u şimdi deneyeyim. Muhtemelen bakın normal rol atmaya da başladı. Nasıl? Equip load'um 10.8'e kadar inmiş. Hatta Claymore kullanmama rağmen şey yaparsam iyice rahatlayacak. Estoc kullanırsam 7.8'e inmiş. Mesela şu şey yerine Spider Shield yerine Wooden Shield kullanırsam 6.3'e inmiş.
Özellikle daha atik bir karakter istiyorsanız Ekip Load'unuzu